Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda da Mordo'nun güncellenmiş özelliklerinden bahsedeceğiz. Onun da güncelleme dosyası burada. Mordo küçük bir tune-up yedi arkadaşlar. Birkaç sayısı arttırdı, bir de birkaç yeni özellik eklendi. Öyle çok değineceğim bir şey yok. Zaten e, aynı kalan yerleri hiç çevirmekle uğraşmadım. Hiç buralara değinmeyeceğim. Sadece yeni özelliklerinden bahsedeceğim. E, Antme sitesinden veya oyun içinden eski özellikleriyle karşılaştırabilirsiniz siz. E, yeni özellikler ne var ben onlardan bahsedeceğim. Sadece buralar hep aynı. Hiçbir ekleme yok burada şimdi daima aktif özelliklerinde şöyle bir özellik var ee, rakibin en az bir takviyesi varken artı 460.2 saldırı puanı kazanın diye bir özellik gelmiş bu eskiden bir sinerjisinde vardı arkadaşlar o sinerjiyi daima özellik yapmışlar yani %20 saldırı kazanıyor. Rakibin en az bir takviyesi varken bir saldırı takviyesi olmuş. Geçtirici de aynı şeyi demiş zaten. Rakip bir takviyeye sahipken %20 saldırı puanı Mordor'un kitinde yenidir. Başlangıçta üstün simbiyottan benzersiz bir sinerji bonus etkisi olanak olarak vardı. Aynen benim dediğim gibi. Evet buralar aynı. Sonra ağır saldırı yüklerken arkadaşlar her biri 17 saniye boyunca 460.2 saldırı puanı veren hiddet takviyeleri kazanıyoruz. Maksimum 15 takviye. Ağır saldırı ne kadar uzun sürerse süre katlanarak o kadar fazla takviye kazan. diyor. Geliştirici demiş ki bu güncellemede maksimum hiddet yükleri 10'dan 15'e yükseltildi. Ek olarak hiddet takviyelerinin süresi 12'den 12 saniyeden 17 saniyeye çıkarıldı. Farkı görüyorsunuz. Küçük bir arttırım. Ondan sonra özel saldırı 2'deki %80 yenileme hızı azaltması var arkadaşlar. Eskiden %70 azaltıyordu yenileme hızını. Şimdi %80 oranında azaltıyor. Çok hafif bir güncelleme. Özel saldırı içinde her biri 17 saniye boyunca 1150.5 saldırı puanı kazandıran 3, 3 hiddet takviye kazanma şansı %100 diyor. Ve 6 saniye boyunca 4709,7 sağlık yenilerek bir hiddet takvisi yerine bir yenilenme takviyesi kazanmak için kaybedilen cam miktarına bağlı olarak %50'ye kadar şans demiş. Evet 17 saniye olmuş ve %50'ye olmuş. Ne kadar? E, fark etmiş. Burada iki küçük destek var. Hiddet takviyelerinin süresi 12 saniyeden 17 yükseltildi. Ek olarak bir hiddet yerine bir yenilenme takviyesi kazanma şansı kaybedilen cam miktarına bağlı olarak %40'dan %50'ye yükseltildi. Minicik bir şey. Ve süperitinin de bir ekleme özellik var. Yukarıdaki özelliği aynı değişmemiş. Bir de ek olarak rakip bir gerçek tip takviyesine sahipken Mordonu bloğuna vurursa bu takviyeyi etkisiz bırakmak ve onu 20 saniye sonra bir patlama takviyesiyle değiştirmek için %100 şansa sahiptir. Şu Diablo'nun patlamaları gibi herhalde. Patlatma etkisiz bırakıldığında veya süresi dolduğunda 1610.7 enerji patlaması hasarı verir. Aynı Diablo'nunki gibi. Ee, gerçek tip takviyesi arkadaşlar işte gerçek saldırı olur, gerçek isabet olur. Mesela Corvus'un gerçek isabeti var e, Mordo, Mordo'nun Bruna Corvus'la vurursanız o onun Mordo artık etkisiz hale getirecek ve onun yerine patlatma etkisi atacak. Aynı şekilde gerçek saldırı özelliğine sahip olan şampiyonlar için de geçerli. Bu kozmik şampiyonlar için biraz sinir bozucu. Savunmada pek etkili olacağını sanmıyorum. Gerçek saldırı açan birini genelde getirmiyorsunuz Mordo'ya. Yani gerçek e, saldırıyı pasif bir şekilde açanlara sıkıntı yok. Çünkü gerçek tip takviyesi diyor. Zaten pasif etkiyi etkisiz bırakamazsınız. Pasif etki başka bir türlü etkisiz bırakılıyor. E, atıyorum siz Killmonger'la girseniz Mordo'ya. Onun gerçek saldırısı pasif. Onu etkisiz bırakmaz Mordo. Ondan bahsediyorum. Veya Köstebek adamın gerçek isabeti. E, o da pasif. Onu da etkisiz bırakmaz. Orada rahatsınız. Bunlar takviyesi, işte Corvus'un gerçek isabeti olur. Veya Corvus'un Proxima Binary Sinerji'nin gerçek saldırısı olur. Öyle düşünebilirsiniz. Sonra Odin'in gerçek, sa gerçek saldırısı mesela. O tarz şeyler. Evet, geliştirici demiş ki, İmza yeteneğinin ikinci kısmı Mordo için yepyeni. Gerçek tip takviyesi işte gerçek isabet, gerçek vuruş, gerçek his. Gerçek his herhalde her Herkül'ün özelliği arkadaşlar. E, sahipken bir rakibi bloke ettiğinde bu rakip etkisiz bırakılacak ve bir patlatma takviyesiyle de değiştirilecektir. Patlatma rakibe bir patlama hasarı verirken aynı zamanda Mordo'nun saldırı puanı ve ruh dikeninin gücünü arttırmak için bir takviye olarak sayılır diyor. Evet bu patlatma özelliği takviye sayılıyor yani zayıflatıcı değil. O yüzden Mordo yukarıdaki saldırı bonusu özenden de faydalanabilir bu varken. Evet, sinerjileri burada aynı. Yeni sinerji bonusları var. Gold Bull'le. Zaten kimde kaç kişide Gold Bull var ki ben de yok. Bu pek etkili olmaz. Eskiden %15 hiddet takviyesi verilmiş. Şimdi %15 ruh dikeni süresi. Mordor'un hidde takviyeleri temel sürelerinde bir destek aldığından bu sinerji bunun yerine Mordor'un DPS'ini farklı bir şekilde arttırmak için ruh dikenini arttıracak şekilde güncelledik demişler. Bari bir adam akıllı bir sinerji şampiyonu daha ekleseydiniz. Gold Bull nedir? Normal bir Deadpool veya Deadpool X-Force ekleyeydiniz. Lakin gene kimse almazdı. Evet Yüce büyücü ile yeni sinerjisi eskiden hiddet takviyeleri 4 saniye daha uzun sürüyordu. Şimdi mistik rakipler %15 takviye tesisinde maruz kalıyor. E, pek fark etki etmeyecek bir özellik. Üstün simbiyotolu olan yeni sinerjisi de eskiden rakip bir takviye etkisi altındayken bir pasif saldırı bonusu olarak temel saldırının %15'ini kazanıyordu. Bu işte artık e, daima aktif bir özellik oldu. Yeni etki ise Mordo 20 saniye süren ve etkisiz bırakıldığında veya süresi dolduğunda Mordo'nun temel saldırısının %50'sinde bir enerji... Hasarı patlaması olarak veren dövüşün başlangıcındaki rakibe bir patlatma takviyesi yerleştirir. ha Şu e, gerçek saldırıyı gerçek sabiti bozduğumuz zaman rakibe attığımız patlatma takviyesini başta bir kere yerleştiriyoruz. Rakibin üstüne böyle bir etki veriyor. Geliştirici demiş ki Mordo'nun temel yetenek setine eski efekt eklendi. Aynen dedim bu nedenle bu sinerji benzer bir rolü dolduracak şekilde güncellendi. Mordo'nun saldırı puanını arttırıyor. Ama şimdi aynı zamanda bir enerji hasarı patlaması da veriyor demiş. Önerilen ustalıklar aynı. Bir değişiklik yok. Evet Mordo da bu şekilde arkadaşlar. Çok küçük bir aktarım. Tabii ki de bunu gene de saldırıda kullanmayacağız. Pek etkili olmayacaktır. Savunmada biraz daha sinir, sinir bozucu olabilir belki. Gerçek isabeti kullanan bir şampiyon getirirseniz. Onun dışında Mordo hiçbir işe yaramaz bence. Yükseltmeyin gene. Savunma hayatını yükseltir. O kadar. Evet bu videomuz sonuna geldik. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.